Günaydın. Ben dün gece Prizren'de böyle bir yerde kamp yaptım. Şöyle şurada o meşhur terk edilmiş karavan var. Şimdi toparlanıyorum. Makedonya'ya Üsküp'e doğru gideceğim. Haritadan baktım. Galiba şu yol oraya gidiyormuş. Buradan hemen yola çıkacağım. Otostop çekmeye başlayacağım. Ondan sonra Makedonya'ya doğru devam. Makedonya yanlış hatırlamıyorsam 100 kilometre civarı bir şey. 100-110 kilometre civarı. 1-1,5 saat arası gösteriyor. Yol biraz bayağı virajlı anladığım kadarıyla. Bir de tabii sınırda da biraz zaman geçiririz. Bakalım nasıl olacak. Öğlen olmadan varabilirsem süper olacak. Şu anda saat kaça geliyor? 8'i çeyrek geçiyor şu anda saat. Şimdi çadırı falan toplayacağım. Bakalım saat kaçta orada olacağız. Bir tane araba aldı beni. 5 kilometre ilerideki şöyle bir köye getirdi. Şurada market varmış. Oradan bir şeyler alayım iyiyim valla. Açım, kahvaltı yapmadım. Ben alışverişi yaptım. Şöyle bir parka geldim. Şöyle şurada hurda arabaların olduğu bir yer var. Şimdi burada bunları atıştıracağım. 3 tane şöyle kruvasan aldım. Bunlar 31 sent burada. Şöyle bir tane de su aldım. Bu su 25 sent. Bunlar Priştine'de de 20 sentti. Buranın köyünde bile 25 sent. Burası biraz daha pahalı bir yer. Şöyle şunlardan 3 tane aldım. Bir tane de su aldım. Şöyle hurda arabaları göstereyim size. Öyle. Bu arada baksanıza burada ücretsiz wifi bile var yani. Artık demek ki bayağı gelişmiş bir yer burası. Şimdi bunları gömeceğim ben. Lan gazlı suymuş bu, Allah kahretsin ya. Soda aldık anasını satayım. Lan Kosova'da hiç yoktu böyle şeyler. Nereden ne oldu anlamadım ya. Sorry. Didn't find something. No, I eat something, then I will go hitchhiking. Thank you. Okay. Have a good day. Ya vallahi bu otostop çektiğim adamın bu köye geliyor olması bana önemli bir ipucu verdi. Ben bugün otostopta bayağı zorlanacağım galiba. Çünkü bu yol biraz tali bir yol gibi geldi bana, baksanıza. Çok az araba geçiyor. Ve çok virajlı dar bir yol. Ben buradan bugün Üsküp'e nasıl gideceğim bilmiyorum valla. Abi yarım saatten fazladır otostop çekiyorum burada. Gelen bütün arabalar böyle sağa gidiyorum, sola gidiyorum falan diye işaret ediyor. Bilmiyorum buradan ben Üsküp'e nasıl varacağım. Bu arada ben Prizren'den çıkalı tam 2 saat oldu. 8.30'da başladım ben oradan otostopa. Şu an saat 10.30 ve ben hala Prizren'in 5 kilometre ilerisindeki köydeyim. 2 saatte 5 kilometre yol aldık. Böyle nasıl olacak hiç bilmiyorum ya. Hadi bakalım. Az önce bir tane araba durdu. Diyor ki nereye gidiyorsun diyor. Üsküp'e gidiyorum diyorum. Diyor ki orası çok uzak dedi. Sen kaç kilometre ileriye gidiyorsun dedim. 4 kilometre ileriye gideceğim diyor. Sağ ol dedim, görüşürüz. Hadi bakalım, hadi hayırlısı.
Saat 11:10 geçiyor. Ben hala otostop çekiyorum. Artık en sonunda şöyle bir şey yazdım. Skopje yazdım. Yani Üsküp'e gidiyorum anlamında. Arabalara gösterdiğim zaman anlarlar diye. Çünkü sürekli arabalar böyle sağa gidiyorum, sola gidiyorum falan filan böyle işaret yapıyorlar. En azından ben de onlara Üsküp'e gidiyorum diye göstereyim böyle. Belki denk gelir işte, bakalım. You are from Kosovo, right? Yes, Prizren. Ha, Prizren. I see. We're going to Kaçanik. Kaçanik. And you stop. Okay. We're going to 50 kilometers to Kaçanik. Skopje. Port. Ha, okay. Abimiz Türkmüş bu arada. Bilmiyordum ben, öyle İngilizce konuşmaya çalışıyoruz yarım saattir. Ha, Türk müsünüz yoksa? Türk. Ha, anladım. Biz yolda şöyle bir yerden geçiyoruz. Burasının rakımı 1460 metreymiş. Baksanıza, insanlar böyle bayağı serilmiş burada. Piknik falan yapıyorlar, dinleniyorlar. Şurada da yöresel ürünler alabileceğiniz yerler var. Şu yukarıda oteller, kiralık daireler falan var, yerleşim alanları. Yani bizim Aydar gibi işte, böyle bizim yaylalar gibi, popüler yaylalar var ya bizde, Aydar, Pokut. Ama burası tabii oralara göre biraz daha işlek, çünkü içinden şehirler arası yol geçiyor. Bizim şehirler arası yol geçmemesine rağmen bayağı bir artık şehirleşti o yaylalar, ama buranın durumu oralara göre biraz daha farklı tabii. Buralarda bayağı bir doğal aktiviteler yapılıyormuş. Mesela trekking falan yapılıyormuş. Kışın burada kayak merkezi varmış. Tam dağcılık için güzel yerler buralar. Prevala. Evet. Beni alan abinin ismi Sami'ymiş. Sağ olsun şöyle Kaçanik diye bir yere kadar getirdi beni. Burası sınıra bir 10-15 kilometre mesafedeymiş. Buradan Üsküp'te 35 kilometre. Yani sınırdan sonra da bir 20-25 kilometrelik bir yolum kalıyor. Bu muhteşem kağıdım ve ben otostop çekmeye devam ediyoruz. Şimdi otostop çeke çeke şöyle ilçenin çıkışına doğru yürüyeceğim biraz. Burası giriş kısmı. Sonra da sınıra gideceğiz. Sınırdan geçip Üsküp'e doğru devam edeceğiz. Yani 35 kilometre yolum kaldı. Çok fazla bir şey kalmadı. Allah Allah'tan bu abi aldı. Çok iyi oldu ya valla. Yes, sometimes. Sometimes. I generally hitchhike. Otostop. You come from Turkey? I come to Pristina by plane. Then from Pristina to Prizren, autostop. Autostop. Pristina to here, autostop. Yes. Now I will have a Balkan tour by autostop. Autostop. Thank you very much. O kasabadan bir araba daha aldı beni. Şöyle sınıra yaklaşık 2 kilometre mesafedeki şöyle bir kasabaya getirdi. Burada dönerci varmış. Döner 1,5 euro. Şimdi benim sınırı geçmem, Üsküp'e varmam, Üsküp'te işte parayı çevirmem falan filan bayağı zaman alabilir. O yüzden burada hazır dönerci bulmuşken bir döner yiyeyim dedim. Okay, no problem. Okay. Öyle hazır burada dönerci bulmuşken sınırı geçmeden bir yiyeyim dedim. Kendimi garanti alayım. Öyle bir tane döner yiyeceğim burada şimdi. Döner hiç güzel değildi, doyurmadı da, ama ne yapalım, yemek zorundaydım yani.
Şimdi şöyle sınıra doğru yürüyorum. Otostop çekmiyorum. Sınırı yürüyerek geçeyim. Sınırdan sonra çekerim diye düşündüm. Şimdi nasıl olacak tam bilmiyorum çünkü. Daha önce hiç karadan sınır geçmedim. İşlemler nasıl tam bilmiyorum yani. Otostop çekmek iyi olur mu olmaz mı? Bir bakalım. Yürüyerek geçeyim sınırı, ondan sonra otostop çekeceğim. Sınırdan geçtim ben. Herhangi bir sorun olmadı. Sadece pasaporta baktı. Bir de aşı sertifikamı istedi. Onlara baktı. Nerelere gezeceksin dedi. Üsküp ve Ohrid'e gideceğim dedim. Tamam dedi. Bastı geçti yani. Hiçbir sorun olmadı. Şimdi şöyle bir yerde otostop çekiyorum. Üsküp'e geldim ben. Şimdi hostele doğru gideceğim. Hostel, bir tane hostelden rezervasyon yaptırmıştım. Abi şu binanın güzelliğine baksanıza. Üstündeki heykellere falan. Bak önünde de iki tane heykel var, şurada ve şurada. Çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Burası sanatsal yönden Kosova'ya göre daha zengin anladığım kadarıyla. Bak şurada da bir sürü heykel var. Çok güzel gerçekten. Şimdi ben hostele doğru gidiyorum bakalım. Bu arada sabah 8.30'da başladığım 100 kilometrelik otostop öğlen 3'ü çeyrek geçe bitti. Yani 100 kilometreyi 7 saat 45 dakikada geldim tam. Yes. 3, 2, 1, 8 And the door opens. Yeah. Okay, thank you. Hello. Hello. Merhaba. Benim rezervasyonum vardı dedim. Bu da şey, içeride ayakkabıyla mı geziyoruz? Ben hostel yerleştim, duş da aldım az önce. İnanılmaz rahatladım. Şurası benim yatağım. Böyle 8 kişilik bir odada kalıyorum. Oda arkadaşım var, Muhammed. Az önce tanıştık. Hello Muhammed. Miami'den kendisi. Yes, from Miami, Florida. Let's go. Do you speak any Turkish? No, only English. You have merhaba, right? You know. Okay. şöyle bir ortak mutfağımız var böyle. Burada istediğimiz gibi yemek pişirebiliyoruz, bir şeyler içebiliyoruz. Çay falan da var, kahve var burada. Şöyle banyo tuvaletimiz var ortak. Bir de şöyle bir balkonumuz var. Hello. Hello. Where are you from? Mexico. Mexico? Ah, yeah. I see. Doesn't they hurt? No. No? Okay. Only did. I see. Oh my God. What's your name? Jorge. Jorge. Yeah. You speak Spanish, right? Yeah. Your language is Spanish. Yes, Spanish. I see. I want to go to South America soon. Really? Yeah, yes. What city? Sorry? What country? I want to visit all South America. Colombia, yes, Brazil. Yes. Maybe over 1 year. Okay. I hope I can. Latin America, everything. Yes, yes. Colombia, yes. Chile, yes, Peru, yes. All of them. Argentina. And if I can, Mexico too. Yeah, Mexico is beautiful. Yes. Good city, you know, but I have different place for jungle, desert, forest, and yes, and good food. Yes, really, I know you, especially your peppers are pepper, yes, spicy. Yes, when yes. When it's hot, it's spicy. I me, like spicy yeah, things. Yeah, I am from Mexico. When you know, for example, I cook in one food, I need to put the spices. Yes, yes, you know? I like it's it too. My salad is my
taste for the food, you yes, know? Yes, I like it too. So nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Öyle. Burada böyle bir oturup muhabbet edebileceğimiz, çay kahve içebileceğimiz bir ortam da var. Aynı zamanda burada çalışan diğer arkadaş da Türk. Sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Muhabbet ediyoruz beraber. Şimdi Muhammed'le şöyle bir küçük bir şehir turu yapacağız. Öyle çıktık hostelden, şehir merkezine doğru gidiyoruz şu anda. Yarın buranın ulusal bağımsızlık günüymüş. Ona hazırlık yapıyorlar şu anda şehrin birçok yerinde. Biraz ileride bir sahne kuruluyor. Orada konser verecekler galiba. Buraya da böyle sandalyeler yerleştiriyorlar. Abi baksanıza her yerde heykeller var. Her yerde. Buraya zaten heykeller şehri diyorlarmış. Hatta şöyle bir söz varmış. Makedonya'nın %70'i Makedon, %20'si Arnavut, %10'u heykel diye. Cidden doğru yani. Her köşe başında bir heykel var. Kosova'da euro geçiyordu. Burada dinar geçiyor. Şimdi Muhammed'le exchange ofise gidiyoruz. Dinara çevireceğiz paraları. Bir tane açık exchange ofis bulduk. Paraları çevirdik. 10 euro çevirdim. Şöyle 612 dinar verdi bana. Yani 1 euro 61.20 dinara denk geliyor yanlış hesaplamıyorsam. Şimdi bir yerde hamburger falan yiyeceğiz arkadaşlar Muhammed'le. Öyle bir lokal birisine soracağız nerede yiyebiliriz diye. Hamburgerciye gideceğiz şimdi. Hi. Merhaba. Hello. Hello. bir hamburger 130 dinarmış. Yani 2 eurodan biraz fazla. Söyledik birer tane bakalım gelecek şimdi. Burası Kosova'ya göre biraz daha pahalı. Bu arada restoranlarda aşısız oturulmuyormuş. Aşısız insanları restorana almıyorlarmış. Oturamıyormuşsun. Ancak dışarıya sipariş alabiliyormuşsun. Ama sokağa baktığımız zaman da kimsede maske yok. Ben anlamadım bu işi yani. Nasıl bir Covid önlemi anlamadım gerçekten. Artık halkın büyük çoğunluğu aşı olduğu için maske zorunlu mu değil? Anlamadım yani mantığını. Öyle şimdi hamburgerler gelecek. Onu yiyeceğiz birazdan. Maske zorunlu mu? Burada yok. Zorunlu değil, değil mi? Yok. Maske. Sokakta? Yok. Zorunlu yok. Değil. Şu hamburger böyle 2 euro ama bayağı dolu yani içinde bayağı bir patates falan var. Hatta patatesi yemek için içine bir tane plastik çatal koymuşlar. Onunla yeniyor. How is it? Amazing. Hamburgerimizi yedik. Şimdi buraya gelirken Türk çayı satan bir yer görmüştük. Oraya gidip çay içeceğiz. Şöyle oraya doğru gidiyoruz şu anda. Biz geldik hostele. Şimdi ben biraz edit yapacağım. Sonra da uyumam lazım. Yarın sabah erkenden burada trekking yapacağız. Bir tane trekking rotası varmış. Oraya gideceğiz. Geri geleceğim. Sonra öğleden sonra da Ohrid'e doğru yola çıkacağım. Yorucu bir gün olacak yarın. O yüzden bir an önce uyumam lazım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.